Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA özel bir törenle göreve başladı. 2015 yılında Bayraktar TB2'nin başarıyla tamamladığı ilk 1000 saatlik uçuşunun ardından yapılan su selamı bu kez Akıncı TİHA'nın göreve başlaması dolayısıyla yapıldı. Önemli bir havacılık geleneği olan su selamı, tecrübeli bir pilota veda, bir yere ilk veya son uçuş gibi özel durumlarda yapılıyor. Kutlama, hava aracının havaalanında görevli itfaiye araçlarının sıktığı tasdikli suyun altından geçmesiyle gerçekleşiyor. Geliştirme çalışmalarına 2017 yılında başlanan ve ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştiren Bayraktar Akıncı TİHA'nın güvenlik güçlerine ilk teslimatı 29 Ağustos 2021'de yapılan törenle tamamlandı. Bayraktar Akıncı, yüksek faydalı yük kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göklerdeki güç çarpanı olacak. Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen Akıncı'da 100'e yakın bilgisayar sistemi görev yapıyor. Akıncı, 40 bin fit irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirildi. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar Akıncı, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38.039 fit yüksekliğe çıkan Bayraktar Akıncı, 25 saat 46 dakika havada kaldı.